Başlayalım mı arkadaşlar? Tamamız değil mi? Peki. Değerli basın mensupları, ülkemiz tek adam vesayet rejimine geçtikten sonra çok ciddi bir sistem krizi yaşamaya başladı. Salgın yönetiminden ekonomiye, eğitimden dış politikaya kadar her alanda savruluyoruz. Bu savruluşların ardında ucube rejimin iki kritik tercihi yatıyor. İlki kural yerine keyfilik, İkincisi liyakat yerine sadakat. Tek adam rejimi yaptığın anayasaya, yasalara aykıdır diyen her kurumu sarayın vesayeti altına almaya çalışıyor veya kapatıyor. Liyakatsiz kadrolar elinde ülkenin köklü yerleşik kurumları yok ediliyor. Bu müflis bezirgen yönetimine içeride ve dışarıda kimsenin artık güveni kalmadı. Ülkemiz patinaj yapıyor, milletimizin cebi boşalıyor. Ülkemizde COVID-19 virüsünün tespit edilmesinin üzerinden neredeyse 7 ay geçti. Uzunca bir süredir salgınla ilgili verilerin uluslararası standartlarda raporlanmadığını Türk Tabipler Birliği, Bilim Kurulu üyeleri ve birçok bilim insanı öne sürüyordu. Şimdi bunun doğru olduğunu gördük. Verilere olan güvensizlik salgın yönetiminde önemli bir sıkıntıdır. Bilim insanlarının doğru stratejileri geliştirmesini engellediği gibi vatandaşlarımızın da salgından kendilerini koruyacak önlemleri almasını zaafa uğratabilir. Dün İngiliz hükümeti Türkiye'yi bu nedenle seyahat koridorundan çıkardı. Bu verilerin bir an önce uluslararası standartlara uygun olarak. Ama hükümet tarafından değil, bilim kurulu sözcüleri tarafından açıklanması ve ülkemizin üzerine düşen bu gölgenin mutlaka kaldırılması hem sağlığımız hem de ekonomimiz için büyük önem taşımaktadır. Halkın sağlığını korumanın da, ulusal çıkarlarımızı korumanın da gereği budur. Değerli basın mensupları, ülkede, ekonomide aile şirketi gibi yönetiliyor. Ülkeyi yöneten kibirli adam, tecrübesi ve liyakati olmayan damadını devlet hazinesinin ve maliyesinin başına getirdi, ekonominin başına getirdi. O günden beri milletimizin iki yakası maalesef bir araya gelmiyor. Damat öğrensin diye ekonomi yapboz tahtasına döndü. Padişah yasağı 3 gün sürermiş derler. Bu kifayetsiz yönetimin aldığı kararların ömrü 3 gün bile sürmüyor. Dün aldıkları kararları bugün kaldırıyorlar. Sonra da buna normalleşme diyorlar. Patinajın, savrulmanın adı yeni normal oldu. Damadın yaptıkları ile ilgili dünya medyasına çıkan haberlere dahi hemen yayın yasağı getiriliyor. Ama damatla birlikte bu haberlerde yer alan yakın arkadaşlarına devlet hazinesinden, yani bu milletin tüyü bitmedik yetimin kesesinden ballı ihaleler veriliyor. Ahbap çavuş ilişkileri devlette almış başını gidiyor. Bu ucube rejimde istişareye, bilime saygı diye bir şey kalmadı. Tek kişinin aklı her şeye yetiyor. Tek kişinin ağzından çıkan kanun oluyor. Sarayın kibirli başı faiz sebep, enflasyon sonuç diyor. Sadık bürokratlar da hemen bu kerameti, kendinden menkul teoriyi 11. kalkınma planına, yani devletin resmi belgesine yazabiliyorlar. Söz dinlemeyen Merkez Bankası Başkanı'nı işten atarak emirle sopayla faizleri düşürdüler. Bankalara zorla kredi verdirdiler. 18 yıldır borca batırdıkları milleti, esnafları, çiftçileri, şirketleri tek adam rejimine geçtikten sonra daha da borçlandırdılar. Faiz düşünce enflasyon da düşecek derken borcun gazıyla enflasyon çift hanelere yerleşti. Konutta, arabada fiyat balonları oluştu. Parasının pul olduğunu gören milletimiz dövize ve altına kaçmaya başladı. Damat ve kayınpeder baktılar olmuyor, milleti caydırmak için döviz ve altın alımına yüksek vergiler getirdiler. Vatandaşlarımız elindeki dövizi satmaktan hepten vazgeçti. Millet tasarruflarını yastık altına kaçırmaya başladı. Memlekette çelik kasa kuyrukları oluştu. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, kasasındaki 120 milyar dolar rezervi döviz kurunu tutacağız derken erittiler. Merkez Bankası'nın kasasındaki net rezervler -37 milyar dolara düştü. Merkez Bankası'nda bankaya ait döviz rezervi kalmadı. 2001 krizinde bile bu durumla karşılaşmamıştık.
Borçla ekonomiyi yüzdürme stratejisi ülkeyi borç batağına batırdı. Bu yılın ilk yarısında ailelerin, şirketlerin ve devletin borçlarının toplamı milli gelirin %118'ine ulaştı. Yani bankalar ve finans kurumları hariç ülkenin borcu ülkenin bir yıllık gelirini aştı. 2001 krizinde bile borçlar bu seviyede değildi. Şalgam aşa girince yağ oldum sanır, abdal ata binince bey oldum sanır derler. 18 yıldır el atına binip sağa sola çalım sattılar. Çok uyardık. Borç alan emir alır dedik. Dinlemediler. Bu defada faiz lobisi emretti, faizi arttırdılar. Piyasaları terbiye edeceğiz diye aldıkları kararlardan da şimdi teker teker dönüyorlar. Kur saldırısı dış güçler masalları da yerini rekabetçi kur hikayelerine bıraktı. En son damat bakan çıktı, kur benim için önemli değil. Ben işin o tarafına bakmıyorum. Sanayi ve üretim tarafı sağlam. Kurun kontrolü bizim elimizde dedi ve bu işlerin üstüne tüy dikti. Sayın Albayrak, siz belki döviz kuruna bakmıyorsunuz. Ama yönetemediğiniz ekonomide iğneden ipliğe her şeyin fiyatı döviz kuru arttıkça artıyor. Nitekim daha bu sözlerinizin mürekkebi kurumadan benzine 14 kuruş, elektriğe de %5,75 zam geldi. Milletimizin bu zamlar benim için önemli değil, ben zamlara bakmıyorum deme şansı yok. Kurdaki her kuruş artış fiyat etiketlerini ve faturaları şişiriyor. Milletin satın alma gücünü eritiyor. Siz göreve geldiğinizde dolar kuru 4 lira 53 kuruştu. Bugün 7 lira 75 kuruşa çıktı. Madem bu kurun kontrolü sizdeydi, niye kontrol edemediniz? Bu 120 milyar dolar rezervi Merkez Bankası kasasındaki kimlere niye sattınız? Sayenizde milli paramız sadece dolar ve avro karşısında değil, Afrika ülkelerinin paraları karşısında bile eriyip gitti. Siz iş başına geldiğinizden bu yana Türk lirası Gabon frangı karşısında %39, Namibya doları karşısında %31, Kongo frangı karşısında %23 değer kaybetti. Pul oldu. Sanayimiz güçlü diye diyorsunuz Sayın Bakan. Sanayicilerimizin, KOBİ'lerin net döviz borcunun 163 milyar dolar olduğunun farkında mısınız? Sene başından bu yana dolardaki artış nedeniyle şirketlerin 290 milyar lira kur farkı zararına uğradıklarını biliyor musunuz? Sanayicilerimiz şimdi kara kara bu zararı nasıl telafi edeceğim diye düşünüyor. Sadece sanayici değil, salgın nedeniyle işsiz kalanlar da, iş yapamayan esnaflar da, dolar arttıkça maliyetleri artan çiftçiler de borçlarını, borcun faizlerini nasıl ödeyeceklerini kara kara düşünüyorlar. Şimdi siz de kayınpederiniz de borçla şişirdiğiniz ekonomide toparlanma V tipi olacak diye bir şey buldunuz. Önce şişirdiğiniz zaman V tipi toparlanma olabilir ama hemen ardından bu borçların ödenememesi nedeniyle bu V'nin L'ye dönüşme riski olduğunu, yani yeniden büyümenin aşağı doğru düşüp çok düşük seviyede devam etme riski olduğunu görmüyor musunuz? Değerli basın mensupları, damat tabii ağzına geldiği gibi konuşuyor da kayınpederi de ondan geri kalmıyor. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında sarayın kibirli adamı AK Parti Genel Başkanı kürsüye çıktı. Salgında millete 495 milyar lira, yani milli gelirin %10'u kadar destek verdik dedi. Destek dediğinin 267 milyar lirası vatandaşa ve şirketlere verilen yeni borç. 122 milyar lirası eski borçların ertelenmesi. Buna bir de faizle vergi ve prim borçlarının ertelenmesini ekleyin. Destek dediğinin %93'ü faizle borç verme veya faiziyle borç erteleme. Geriye kalan kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin desteği. Bunlar da zaten işsizlik sigortasından, yani çalışanlarımızın, işçilerimizin kendi kumbarasını kırıp kendi biriktirdiği parasından ödeniyor. Bütçede pandemi döneminde millete karşılıksız verdikleri gerçek destek tutarı ise
sadece, tekrar söylüyorum, sadece 6,2 milyar Türk lirası. Yani milli gelirin 13%'ü kadar. Bu oranla tüm G20 ekonomileri içinde vatandaşına en az nakdi destek veren hükümet oldular. Bu devlete, kendi devletine 40 yıl vergi vermiş esnaflarımıza bu hükümet 40 gün bakamadı. Milletine 5 maskeyi ücretsiz dağıtamadı. Bırakın destek vermeyi, millete IBAN numarası gönderip destek istedi. Ayıp nedir bilene bu ayıp da yeter. Şimdi faizle verilen kredilerin, faizle ertelenen sigorta ve prim borçlarının ödeme günü geldi çattı. Esnaf, borçlarımızın faizi silinsin. Kalan borçlarım da uygun şartlarla yeniden yapılandırılsın. Yoksa ben bittim diyor. Ama bu feryatlar saraydan duyulmuyor. Sadece esnaf mı perişan? Hayır. Besicilerimiz, çiftçilerimiz de perişan. Geçen yılın Ekim ayında Ulusal Süt Konseyi 2020 yılı için litre başına sütün tavsiye fiyatını 2 lira 30 kuruş olarak belirledi. O günden bugüne döviz kuru uçtu. Peynir, tereyağı fiyatları uçtu. Yemin fiyatı %45-50 arttı, o da uçtu. Ama sütün litre fiyatı hala 2 lira 30 kuruş. Süt üreticisi şimdi inim inim inliyor. Diğer taraftan bir besici vatandaşımız sosyal medyadan yazıyor. 6 ay önce dolar 6 lira iken yemi 65 liraya alıyor, hayvanımı kilosu 35 liradan kestiriyordum diyor. Şimdi dolar 8 liraya dayandı, yemi 90 liradan alıyorum, bu sabah hayvanımı 32 liradan kestirdim. Bu ülkede tarım ve hayvancılık değer görmediği için ettiğim zararı hayvanımı keserek durdurdum. Sadece süt üreticisi değil, sadece hayvan üreticisi değil, besici değil, pamuk üreticisi de sıkıntıda. Ülkemizde pamuk üretim alanları giderek daralıyor. Pamuk, tekstilden yağa kadar pek çok ürünün ham maddesi. Tekstil sanayimiz giderek daha fazla Yunanistan pamuğu kullanıyor. Yaşar Kemal'in "Tarlalara bir bakarsın, bulut çökmüş, sanırsın kara toprağa" diye anlattığı bereketli Çukurova topraklarında artık pamuk üretmek giderek daha güç hale geldi. Pamuk ithal ediliyor. Güneydoğu Anadolu'da, Akdeniz'de ve Ege'de üretici bağırıyor. Kilogramda 80 kuruş olan desteğin en az 1,5 liraya çıkması gerekir diyor. Çiftçi kütlü pamuğa destek dahil kilo başına en az 6 lira fiyat bekliyor. Değerli basın mensupları, borca batan işsizler de, KOBİ'ler de dertlerine çözüm bekliyor. Peki, bu hafta başında açıklanan orta vadeli programda bu sorunları çözmek için tek kelime ediliyor mu? Hayır. Ya da dün mecliste konuşan AK Parti Genel Başkanı bu sorunların çözümüne dair bir söz etti mi? Ona da hayır. Değerli basın mensupları, Türkiye'nin içsel tutarlılığa sahip, ayakları yere basan, yani gerçekçi, iflas etmiş olan bu oyunun kurallarının değişeceğini gösteren, mevcut oyunun kurallarının değişeceğini gösteren, güven veren yeni bir programa, bunu uygulayabilecek yeni bir siyasi anlayışa ve yeni liyakatli kadrolara ihtiyacı var. Maalesef ortada ne böyle bir program, ne de böyle bir siyasi anlayış, ne de böyle bir kadro var. Orta vadeli programın bıraktık 3 yıllık perspektif sunmasını, maalesef 3 aylık perspektifi bile yok. Orta vadeli programa göre bu yıl sonunda cari açık 24,4 milyar dolar olacakmış. Peki Temmuz ayına geldiğimizde, yani bu yılın ilk 7 ayında cari açık ne kadar? 21,6 milyar dolar. Yılın kalan 5 ayında 2,8 milyar dolar cari açık vereceğiz. Bu nasıl olacak? Ekonomi ciddi şekilde daralmazsa bu imkansız. Yine bu yıl sonu için %10,5 enflasyon tahmini de gerçekçi görünmüyor.
Ağustos'ta 12 aylık enflasyon %11,8 oldu. Yılın kalan aylarında da fiyatlar geçmiş yıl ortalamaları kadar artarsa enflasyon %12 civarında kalacak. Ama bir şey hatırlayalım. Son 2 aydır Türk lirası dolar karşısında %9 değer kaybetti. Bunun fiyatlar üzerinde tabii ki etkisi olacak. Elektrik arttı, gaz fiyatları arttı. Yani programın baz yılının benzin fiyatları arttı. Baz yılının cari açık ve enflasyon öngörüleri şimdiden kadük olmuş durumda. Programın kur tahminleri de gerçekçi değil. Orta vadeli program Türk lirasının dolar karşısındaki yıllık ortalama değerinin 2020'de 6 lira 91 kuruş, 2021'de de 7 lira 68 kuruş olacağını varsaymış. Dolar kuru daha şimdiden 7 lira 75 kuruş civarında geziniyor. Şimdi bir söylesinler bakalım, ne olacak da gelecek yıl kur bu seviyelerin altına inecek? Hadi indi diyelim. Demek ki 2023 yılına doğru giderken Türk lirası reel olarak değerlenecek. Peki Türkiye değerlenen bir Türk lirasıyla hem cari açığını azaltacak hem de %5'lerin üzerinde bir büyümeyi sağlayacak. Birileri anlatsın bana, bu nasıl olacak? Yani nasıl bir verimlilik artışı olacak memlekette ki bu gerçekleşecek? Bu soruların cevabı orta vadeli programda yok. Mevcut ekonomik yapıda tüm bunları bir arada sağlamanın, yani yumurtayı dik tutmanın tek bir yolu var. O da Kristof Kolomb'un yumurtası gibi kırmak. OVP'de yumurtayı kıracak hedeflerin yazılması aynı zamanda bürokrasideki vahim liyakat kaybının da aslında göstergesi. İçsel tutarlılığı olan bir programı yapacak siyasetçilere bu çerçevede farklı senaryoları sunacak bürokratik birikim ve yapılanmanın artık devlette kalmadığını gösteriyor bu program. Daha önceden bu görevi Devlet Planlama Teşkilatı yerine getiriyordu. Devlet Planlama Teşkilatı'nın kapatılmasıyla bu görev ve fonksiyonları yerine getiren bir kurum kalmamış. Yılların birikim ve tecrübesi bitirilmiş. Bu tabii çok büyük bir israf. Değerli basın mensupları, damat açıkladığı bu orta vadeli programla kayınpederini de yalancı çıkardı. Dün Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden inşallah ekonomide 2023 hedeflerine ulaşacağız dedi. Şimdi buna gülelim mi yoksa ülkenin içine düştüğü duruma bakıp ağlayalım mı bilemedik. Erdoğan 2023 hedeflerini 2011'de genel seçimler öncesinde açıklamıştı. Buna göre 2023'te milli gelirimiz 2 trilyon dolar, kişi başına gelirimiz ise 25 bin dolara çıkacaktı. Bu hedefleri de yıllarca ağzından düşürmedi. Sonra ucube tek adam rejimi işbaşı yaptı. Bir 11. kalkınma planı yayınladılar. Bir de baktık 2023 hedeflerinde %50 tenzilat yapılmış. Bu tenzilata rağmen Erdoğan 2023 hedeflerini tutturacağız demekten hiç vazgeçmedi. Şimdi aradan bir yıl geçti. Bu hafta orta vadeli program açıklandı. Bu defa milli gelir hedefi 875 milyar dolara, kişi başına gelir ise 10.033 dolara düşürüldü. Türkiye 2023 için öngörülen bu milli gelir hedefiyle 2012'deki milli gelirin 878 milyar dolar olan milli gelirin seviyesinin bile gerisinde kaldı. Yani 11 yıl geriye gitmiş oldu. Kişi başına gelir ise 15 yıl geriye giderek 2008'deki 11.018 dolar seviyesinin altına indi. Türkiye ekonomisindeki patinaj ve geriye kayma tüm korkunçluğuyla bu orta vadeli programda ortaya dökülmüştür. Aslında Erdoğan meclis kürsüsünde milli gelirimizdeki 1 trilyon 125 milyar dolarlık milletimizin cebindeki yıllık kişi başı gelirdeki 14.967 dolarlık kaybın nereye ve kimlere gittiğini hesabını vermeliydi. Bunun için o kürsüye çıkmalıydı. Bu paraların hangi yandaş müteahhitlere ödenen garantilere, hangi sıcak para baronlarına, hangi faiz lobilerine gittiğini açıklamalıydı. Ama kendisi ya paralel bir evrende yaşıyor ya da bu milletin zekasını küçümsüyor.
Sebebi her ne olursa olsun çocuklarımız, torunlarımız ileride bu günleri Türkiye'nin kayıp 10 yılı olarak anacak. Değerli basın mensupları, aziz milletimiz. Ülkemiz sarayın hatalı politikalarıyla içine düşürüldüğü bu buhrandan çıkacak güç ve kuvvete hiç şüphesiz sahiptir. Milletimizin, memleketimizin potansiyeli çok yüksektir. Türkiye sahip olduğu stratejik lokasyon ve genç nüfus avantajıyla eşsiz bir konumdadır. Hala devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi dostlarıyla beraber ülkemizi dünya arenasında hak ettiği yere taşımaya kararlıdır. Bu çerçevede yeni bir anayasa ile güçlendirilmiş demokratik parlamenter sisteme geçilecektir. Hukukun üstünlüğü, iktidarların hesap vermesi, mülkiyet hakkı, piyasaların sistemik hata yapmasını engelleyen devletin düzenleyici, denetleyici rolü ve sosyal adaletin esas olduğu bir ekonomi anlayışı mutlaka hakim kılınacaktır. Devlet yönetiminde liyakat esas olacaktır. Siyasi ahlak yasası çıkarılacaktır. Kamu ihale kanunu rekabet ve şeffaflığı sağlayacak şekilde yeniden düzenlenecektir. Sayıştay gerçek işlevine kavuşturulacak. Ulusal Vergi Konseyi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kesen hesap komisyonu kurulacaktır. Güçlü bir stratejik planlama teşkilatı mutlaka kurulacaktır. Millete hizmette yeni ve etkin bir merkez yerel dengesi tesis edilecektir. Eğitim sistemi tüm bileşenlerinin ortak çabasıyla yeniden yapılandırılacaktır. Çocuklarımızın dünyada rekabet gücüne sahip olmaları sağlanacaktır. Güçlü sosyal devletin ilk adımı olarak aile destekleri sigortası kurumu kurulacaktır. Başta çevre olmak üzere para ve maliye politikalarında sürdürülebilirlik esas olacaktır. Kısacası Türkiye'mize neyin düze çıkaracağı aslında bellidir. Yeni bir siyasi anlayış, yeni bir büyüme ve paylaşma stratejisi, yeni ehliyetli kadrolar. Değerli basın mensupları, son olarak bu sabah sarayın savcısının 6 yıl bekledikten sonra açtığı dava kapsamında başta Kars'ın seçilmiş belediye başkanı olmak üzere bazı HDP'li yöneticiler hakkında tutuklama kararı verildi. İşin ilginç tarafı, belediye başkanı ile ilgili tutuklama kararı çıkar çıkmaz seçilmiş başkan görevden alındı, yerine kayyum atandı. Hakkında kesinleşmiş yargı kararı olmadan yapılan bu operasyon bile bu davanın siyasi olduğunu göstermek bakımından yeterlidir. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye temsilcisi Jeffrey'in ağzından Suriye'deki terörist gruplara müdahale etmeyeceğini açıklayan hükümetin içeride siyasetin oyun alanını daraltması aslında sınır ötesinde gelişen bölücü senaryonun değirmenine su taşımaktan başka bir şey değildir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu ülkede kim haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe uğrarsa onun yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Zamanı geldi, Tayyip Erdoğan'ın yanında olduk. Zamanı geldi, Melih Gökçe'nin yanında olduk. Zamanı geldi, zorla istifa ettirilen AKP'li belediye başkanlarının yanında olduk. Biz her zaman seçimle gelenin seçimle gitmesi gerektiğini söyleyeceğiz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi soruları alayım. Efendim, bize yönlendirilen sorular var. Fox TV'nin yönlendirdiği bir soru var. Soru şöyle. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu dün bir kanala yaptığı açıklamada Başbakanlığı döneminde Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili olarak bizim o bölgedeki etkimizin kırılması ordumuzun içindeki FETÖ unsurlarıyla gerçekleşti. Savaşa diplomatları gönderemezdim. Genelkurmay'ın içindeki unsurlarla ilgili olarak benim yapabileceğim bir şey yoktu, dedi. Sizin bu konudaki değerlendirmeniz nedir? Şimdi devlette Fethullah terör örgütünün yerleşmesinin önünü açan, ordumuzun kozmik odasını bu örgüte teslim eden, orduda komuta kademelerinde yerleştiklerine dair gelen istihbarata rağmen gereken emekliye sevkleri veya uzaklaştırmaları yapmayan Tayyip Erdoğan'dır. Dolayısıyla genel başkanımız da aslında FETÖ'nün siyasi ayağının Tayyip Erdoğan olduğunu defalarca belgelerle de açıklamıştır.
O nedenle bugün içinde bulunduğumuz sıkıntıların sorumlusu da bellidir. Evet. Efendim, Ulusal Kanal'ın yönlendirdiği bir soru var. Soru şöyle. 6-8 Ekim olayları soruşturmasına Grup Başkan Vekili Özgür Özel başta olmak üzere CHP'li milletvekilleri tepki gösteriyor. 6-8 Ekim olayları döneminde Murat Karayılan başta olmak üzere Kandil'deki yöneticiler halkı sokağa çağıran açıklamalar yaptı. Paralelinde HDP'li milletvekilleri de açıklamalarda bulundu. 6-8 Ekim olaylarında PKK ve HDP'nin birlikte hareket ettiğini düşünüyor musunuz? Şimdi tabii bu olaylar 6 yıl önce oldu. Dolayısıyla hafızayı beşer bazen nisyanla mağlul olabiliyor. Ama şunu hatırlayalım. O dönem bu ülkenin başbakanı çıktı dedi ki biz dedi valilerimize, kaymakamlıklarımıza hendek açanlara müdahale etmeme talimatını verdik dedi. 6-8 Ekim olaylarının ardından Dolmabahçe'de kimler kimlerle toplandı? Bunu da gayet iyi biliyoruz, gördük. Şimdi kalkıp da Cumhuriyet Halk Partisi'ni, Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekillerini, milletvekillerini bu 6-8 Eylül olaylarıyla ilgili dava açılmasına tepki göstermekle itham etmek akıl kârı değildir. Ben konuşmamda bizim nerede durduğumuzu söyledim. Kime haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik yapılıyorsa biz onun yanında durduk. Olan bitenin bugün yaşananların siyasi olduğunu düşünüyoruz. Hukuksuz olduğunu düşünüyoruz. O nedenle itiraz ediyoruz. Şu veya bu parti nedeniyle değil. Şimdi tabii bu soru Ulusal Kanal'dan geliyor herhalde. Yani Kandil'i ziyaret eden, Kandil'de röportajlar yapıp kutlama mesajları veren bir kişinin kontrol ettiği bir basın organından böyle bir sorunun gelmesinde oldukça manidar bulduğumu ifade etmek isterim. Teşekkür ediyorum.